Evet, karşılaşmayı değerlendirecek olursak sizlerin de tribünde iyi bir karşılaşma izlediğinizi düşünüyorum. Çünkü bakıldığı zaman ilk devre her iki taraf adına da pozisyonu bol olan ama eksik olan gol vardı. Maç 2-2 de bitebilirdi. 3-2 bir takım adına da lehine de bitebilirdi. Ama bakıldığı zaman 0-0 bitti. İkinci devreyi değerlendirecek olursak, ikinci devrede bizim de biraz daha fazla pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıldığı zaman rakibin atmış olduğu gol ve yanlış hatırlamıyorsam 18 içerisinde bir kafa pozisyonu var. Onun haricinde bizim yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı. Bunları tam olarak değerlendiremedik. Eğer değerlendirmiş olsaydık tabii ki sonuç değişik olurdu. 1-0'dan sonraki takımın göstermiş olduğu direnç, oyundan düşme işi bizim adımıza mutlu ediciydi. Bakıldığı zaman geçtiğimiz 5 haftaya nazaran bugün biraz daha fazla pozisyona girdiğimiz, biraz daha fazla üretken, saha içerisinde birbirine daha kolay bulan bir Kayseri Egespor vardı. Bu da gelecek adına bizim adımıza açıkçası ümit verici. Diğer taraftan da tribünde az sayıda olsa gelen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Mücadele sahada yapıldı. Onlar da güzel bir şekilde her iki takımı da desteklediler. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Belki de Türk futbolunun son günlerde en fazla ihtiyacı olan kısım da bu kısımdı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu bir örnek olur. Vallahi patlattıysan sen patlattın, bilmiyorum ben. Yani yok, bizim olduğumuz yerden görmesi çok zordu. Şimdi bir şey söylemek çok zor. Ama yani maçın ikinci devresine bakıldığında yani biz biraz daha etkili olan taraftık. Belki ikinci devre galibiyet hak eden taraf bizdik. Ama dediğim gibi önemli olan o pozisyonlara girmekti. Bugün de girdik o pozisyonlara. İnşallah bundan sonraki süreçte de o pozisyonları değerlendireceğiz. Points in front of us, what we need to get it. We have quality, only we must show more, for me, more wishes to win and more emotional a little bit in such a situation, and that's all. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Maça iki takım da yaklaşık karşılıklı pozisyonlar bularak başladılar. Rakip takım çok iyi pozisyonlar buldu. Bunun karşılığında biz çok iyi pozisyonlar bulduk. İki takım da kazanabileceği bir pozisyondu. İlk yarı yarına zaman ikinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ve ileride daha toplayabileceğimiz çok fazla puanlar var. Önümüze bakıp yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık, ilk derbimiz. Bugün çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız ama sahada uyum iyiydi. Pozisyonlara girdik. Kalenin önünde biraz daha iyi olsak 3-4 tane atarız burada bugün. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Ama tabii ki Kayseri Spor'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele etti. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Orada da daha dediğiniz gibi, Boğayan'ın dediği gibi önümüzde çok maçlar var. Orada da inşallah iyi hazırlanıp 3 puanları almak istiyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Muchísimo, pero bueno, estamos empatados y ahora queremos seguramente demostrar ya el siguiente partido de sábado que este equipo puede mucho más. Öncelikle derbi iyi konuşarak başlamak gerekiyor. Güzel bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki takım da sonuna kadar mücadele etti. Elindekinin ne varsa sahaya yansıtmaya çalıştı. Belki biraz taraftar bazında daha fazla ilgi alaka olsaydı bu derbi biraz daha güzel bir hale gelebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü sahada gerçekten iyi futbol vardı. Bunu bir kenara bırakacak olursak bizim kendi maç değerlendirmemiz ilk 15 dakika, özellikle maça da iyi başladığımız
periyotta arka arkaya gol fırsatlarına girdik. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var. Benim hatırladığım ilk yarıda toplam 4 tane. Onlardan birkaç tanesini ya da bir tanesini gole çevirseydik çok farklı bir oyun haline döndürebilirdik işi. Ama maalesef atamadık. Ondan sonra ikinci yarıda da çok istenilen seviyede değildik. Golü bulmamıza rağmen ondan sonra duran top onların güçlü noktalarından biri. Oraya daha fazla belki önlem almamız ya da oradaki bir konsantrasyon eksikliğinden maalesef golü kalemizde gördük ve 1-1 gibi bir skora razı olmak durumundayız. Çok iyi futbol oynadığımızı söyleyemeyiz tabii ki de ama en azından mücadele bazında sonuna kadar oyuncularımız elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Bugün bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı. İçinde bulunduğumuz durumdan bizi çıkarması neticesiyle bağlayabiliriz. Ama olmadı. Böyle durumlarda tabii takımın içerisinde biraz bir tedirginlik, biraz bir ürkeklik oluyor. İstediğimiz ve beklediğimiz futbolu sahaya yansıtmakta zorlanıyoruz. Kayserispor bu değil, çok daha fazlası. Ümit ediyorum ki Gaziantep maçıyla birlikte gerçek futbolumuzu ortaya koyup çıkışı başlatacağız. Kendine yakışır bir derbi olduğunu düşünüyorum. Gerek sahada iyi mücadele ve zevkli futbol vardı. Tribünlerde de güzel hareketler gördük. Ben bunun için taraftarlara ve bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Kayseri'ye yakışır bir derbi oldu. Her iki takıma da tebrik ederim. Son olarak. Okay, arkadaşım dediğin gibi güzel bir derbi oldu. Ne yazık ki maça iyi başladık. Çok çalıştık bu maç için. Ama ne yazık ki işte duran toptan gol yedik. Biliyorduk güçlü olduklarını ama işte ne yazık ki gol yememeye başladık.